aslında iplere gerek yok ya, şöyle önce kenardan tutup kaldırdığınız zaman gayet rahat kalkıyor rüzgar iyiyse. Tamam geliyorum, şöyle çektiğiniz zaman yukarıda duruyor adamlarınki gibi. Gördüğünüz gibi hemen hemen hiç ip yok. Şimdi kaldırıyorum. Duyuyorum. Duyuyorum! Rüzgar kuvvetli olursa, ipi bırakırsam biraz daha uzağa gitmesi mümkün. Yukarıda işte burun profili var, kanat burun profili. İstersen sola çekiyorum, istersen sağa çekiyorum. 8 hareketi yapmak lazım, onu sağlam rüzgar lazım. O rüzgar şimdilik kaldırmıyor fazla. Şimdilik bu kadar. Şöyle iyi bir rüzgar olursa veya ben çekersem yukarı gidiyor. Kobra hareketiyle kalkıp tekrar yukarı, tekrar aşağı, şöyle yukarıda durabiliyor. Ne görünüyor bilmiyorum ama aşağı doğru şöyle, yukarı doğru böyle. Hiç ip yok, şu 4 ip var. Arada küçük batenler var, ince. Bunlarla havada duruyor. Rüzgar kuvvetli olursa beni çekiyor. Şimdi mesela ben onu çekiyorum. Oldukça kararlı, fazla kafa atması yok. Rüzgarda türbülansı yoksa o da oldukça iyi havada duruyor. Tabii paraşütçüler bunu hemen tepede istiyor. Bu kolay tepeye kalkıyor çektiğim zaman. Tepeye kalkıyor. Uçurtmacılar böyle istiyor, yerde istiyor. Rüzgarın durumuna bağlı. Böyle bir şey. Evet, şimdilik bu kadar. Şöyle dar kuvvetli olursa rüzgar dar tutarak uçurmak da mümkün ama o şimdi bunun boyu çok uzun. 3 metreye 1 metre aspect ratio. Adamlarınki 1.90'a 90 gibi bir şey herhalde. 2 gibi bir aspect ratio var. Onun için bu biraz geniş duruyor. Tek elle kumanda etmek için ikisini birden biraz daha kısa veya aspect ratio'nun küçük olması lazım. Evet, o kadar. Şöyle bu kadar daraltabiliyorum. Yani 40 santimlik bir barla aslında kumanda edilebilir. Bu kadar. Duydum dedim, hala oradan bağırıyorsun. Sen duymuyorsun.